Efendim İş Bankası kulelerindeyiz. Önemli bir misafirimiz var yanımızda. Daha doğrusu biz onlara misafiriz. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bay ile beraberiz. Önemli bir toplantı vardı burada. Biraz önce Aziz Sancar ile beraber İş Bankası'nın yapmış olduğu bir tanıtımdaydık. Önce onu soracağım kendisine ve daha sonra bankacılık sektörüyle konuşmaya devam edeceğiz. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Biraz evvel bize de büyük gurur kaynağı olan Aziz Sancar ile beraber kürsüdeydiniz ve Karneni Göster Kitabını Al projesinde Aziz Bey de yanınızda, biraz çok da önemli konulara değindiniz. 1 milyon kitap öğrencisini bekliyor. Önce bundan bahsedelim. Teşekkür ederim. Çok heyecanlı bizim için. Uzun soluklu, yaygın, sürdürülebilir. İşimizi nasıl yapıyorsak bu işlerde de böyle davrandığımız bir proje. 9. yılına geldi. 11 milyonun üzerinde kitap şu ana kadar dağıtıldı. Sadece Türkiye'de değil. 12 ayrı ülkede bizim teşkilatımız kanalıyla oradaki yurttaşlarımıza, çocuklarımıza da ulaşıyoruz. Yine kapsamını genişletmek anlamında sevgi evlerinden çocuk, gençlik cezaevlerindeki arz etmeyiz ama çocuklara kadar, mülteci kamplarındaki Türkçe konuşan çocuklara kadar erişmeye çalışıyoruz. Yine görme engelli çocuklarımıza, onları mahrum bırakmamak için de Braille alfabesinde basıyoruz. Çok heyecan verici ama Aziz Bey bugün güzel bir şey söyledi. Bütün bir hayatı nasıl geçirdiğiniz önemli. İlla Nobel'le onun mükafatlanması gerekmiyor dedi ama şu da önemli. Bir şey taçlandığı zaman şeyle o içerik, o uzun verilmiş emeklerin de karşılığı çıkmış oluyor ortaya. Bugün de Aziz Hocamızla birlikte bu kampanyanın 9. yılında gene bilim konusunda bir kitap, çocukların merak duygusunu uyandıracak bir kitabın dağıtılmasında bir arada olmak bir anlamda bu kampanyanın, bu projenin de bir taçlanması oldu. Ben kendilerine büyük saygı ve minnet duyuyorum. Sadece bu konular değil tabii ki. Bütün bir ülkenin çocuklarına çalışıldığında nelerin yapılabileceğini, hatta hiçbir şeyin imkansız olmadığını somut bir örnekte, ilham verici bir örnekte göstermiş oldu. Bunun ülkeye yapılmış en büyük hizmetlerden biri olduğunu düşünüyorum. Evet. Aziz Sancar gerçekten son derece mütevazi bir şekilde bizim sorularımızı da cevaplamış oldu. Bir kez daha biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Efendim bir yandan sizi karşımızda bulmuşken diğer konulara değinelim isterim. Bankacılık sektöründeki en büyük tartışma konusu. Bilançolar daha büyür mü? Sorunlu kredilerde sorun var mı? Ve sektörün çok önemli bir oyuncusu olan İş Bankası nasıl görüyor bu durumu? Şimdi banka bilançoları nasıl büyür? Bizim bugün hem uluslararası hem ulusal mevzuat nedeniyle iş yapma kapasitemizi, iş yapma sınırlarımızı belirleyen temel gösterge sermaye yeterliliği. Sermaye yeterliliğinde de uluslararası standartlar var. O standartlara göre konulmuş emniyet marjları var. Bu emniyet marjları çerçevesinde yürüyoruz. Yani sermayeniz, öz kaynağınız neye yeterse onun kadar iş yapmak durumundasınız. Öz kaynağınızı tüketen en önemli kalem de verdiğiniz krediler. Farklı risk ağırlıklarına göre ifade ediliyor. Şimdi öz kaynaklarınız artmalı ki kredileriniz de artabilmeli. Öz kaynaklarınızın artması ne yolla olur? İki yolla olur. Ya sermayedarınız gelir para koyar ve öz kaynağınız o yolla artar. Yürüyün devam edin işinizi yapın der. Veya siz faaliyetinizden elde ettiğiniz gelirleri ortaklarınıza kar olarak dağıttıktan sonra kalan bölümü öz kaynaklarınıza ilave edersiniz, yolunuza devam edersiniz. Şimdi Türkiye bankacılık sisteminin geldiği yer bu iki kaynak açısından şöyle. Faaliyetimiz bizim yeniden öz kaynak üreterek yeniden kredilendirmeye imkan veren bir matematiğe sahip değil şu anda. Net faiz marjı %3,5 altına inmiş durumda. Şurada 5-6 sene önce %6'larda 5.86 seviyesindeydi. Bu marjda verilmiş olan bir kredi, ortalamasından bahsediyorum genel olarak. Bu marjda verilmiş olan bir kredi, öz kaynaklara yeterli katkıyı ilave kredi kapasitesi yaratmak bakımından sağlamıyor. Evet. Böyle olunca bu karlılıklar düşünce bu kadar. Ne yolla düştü? İki yolla düştü. Biz bankaların bir dönem mutlak kar rakamlarını basında da yer alan şekliyle yine çok kar elde ettiler şeklindeki sunumlarla ortaya koyduktan sonra bu karlılığı düşürecek yönde çok sayıda düzenlemeye maruz kaldık. Bunun detaylarına girmek istemiyorum. Sonucu ortada çünkü. Bunun içinde kendi kusurlarımız da var. Bana göre yıkıcı rekabetle faiz marjlarını,
uygulamalarımızı son derece sürdürülmez seviyelere kadar götürdük. Bu da bugünkü hale geldi. Yani bizim kendimize keseceğimiz fatura da var burada. Bütün bu tablodan sonra ortaya çıkan şey şu, çok basitçe. Öz kaynak kârlılığı bugün %10-11 bandına gelmişse, yani mevduat faizinin de altındaysa, bu şu demek, sizin sermayedarınız dese ki size, bizim munzam sandığınız mesela, ana sermayedarımız, bize dese ki biz sizde sermayedar olmaktan vazgeçtik. Paramızı mevduata koyacağız. Biz sizde bari mevduat müşterisi olalım, sizde tutalım gene paramızı da dese, artı 2 puan, 3 puan civarında. Ki öyle kar dağıtma sınırları, kısıtları, şunlar bunlar gibi şeyler olmadan. Hiçbir şey olmadan. Bu şu demek. Bu durumda sermayedar niye ilave para koysun? Hangi sahiple, hangi iştiyakla para koysun? Peki o koymadı. Siz de kendi faaliyetinizden ilave edemediniz. İşte büyüme sorunu denilen şey bu. 2012'den bu yana Türkiye ekonomisi %3-4 bandında büyüyor. Aslında çok aman aman bir kredi talebiyle de karşı karşıya değiliz. Evet. Bizim de kapasitelerimizdeki giderek sınırlanmalar bir araya geldiğinde bugün tablo bu. Buradan ben şu noktaya geliyorum. Bankacılık sistemi stratejik bir sektör olarak algılanmalıdır. En az savunma, en az enerji, en az haberleşme gibi bu ülkenin aracılık fonksiyonu açısından gözetilmesi gereken bir sektördür. Bu bankacılık sisteminin karlılık tartışması değildir. Bu bir sistemin büyüme hedeflerinin realize olması için fonksiyonunu görüp göremeyeceği tartışmasıdır. Bunu böyle nesnellikle ele almalıyız. Yani yoksa bu ifadeleri bankacılar yine kendi faydaları ve karları için bir takım şikayetlerde bulunuyorlar diye görmek resmen yanlış olur diyorsunuz. Anlamaya gelmez. Bunun şeyle de çok buyurun ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yavaşlayan ekonomi veya yeterince hızlı büyümeyen ekonomi maalesef banka kredileri, geri ödemelerde şurada burada da yansımalarını buluyor. Ben hep öyle benzetirim. Yani bisikleti sürme ve dengede kalma beceriniz, bisikleti yavaş kullanmak durumunda kaldığınızda daha fazla ortaya çıkar. Hızlıyken şu veya bu şekilde hiçbir şey çıkmaz. Nitekim hızlı büyünen dönemlerde birçok firma, özellikle de küçük orta işletmelerin bir şekilde çarklarını döndürebildiğine tanık oluyorduk. Ama şimdi kimin hangi senaryolara daha fazla hazırlıklı olan bir kaynağı var yok, kurlar bu kadar hızlı artarken falan, onların ortaya çıktığı bir dönem yaşıyoruz. O nedenle de bir miktar bana göre gene iyi sınav vermeye devam ettiğimiz bir alan. Yani majör bir problem haline gelmemesi gerçekten bankaların iyi kredi teknikleri, iyi risk yönetimi teknikleri kullandıklarını gösterir. Kredi tabanının fazla büyümüyor olması nedeniyle de bu oran matematik mekaniği nedeniyle artmış gözüküyor. Dolayısıyla alacağımız tedbirlerle, almamız gereken tedbirlerle, bu tedbirleri de proaktif mi alacağız, yoksa problemlerle karşılaşıp onun bedellerini ödeyerek mi alacağız? Tartışma budur. İyi yönetim proaktif yönetimdir. Peki. Bir soru daha soracağım bununla ilgili olarak. Sektörde bir de yabancı yatırımcı tarafında, yani yabancıların Türkiye'deki bankacılık faaliyetleri arasında da bazı değişiklikler olduğu gözüküyor. Bazı Avrupalı ve Amerikalı bankaların kendi memleketlerindeki sorunlar için buradaki varlıklarından vazgeçtiğini, Türkiye'nin Doğu ve Orta Doğu'dan yeni oyuncular geldiği görülüyor. Sektörde böyle bir şey gözlemleyebiliyor musunuz yabancı tarafında bir var, önemli bir yerli banka oyuncusu olarak? Şöyle var. Tabii her ülkenin kendi dinamikleri var. Kendine kıstas olarak aldığı, benchmark olarak aldığı karlılık kıstasları var, pazar kıstasları var. Dolayısıyla örneğin Türkiye'deki şu anda bizim bugünkü koşullarda sürmeyen matematiğimiz bir yabancı oyuncu için tercih ediliyor olabilir hala. O kendi kıstaslarına bağlı olarak. Ama eninde sonunda dünyanın her yerinde bankacılığın kuralları aynıdır. Bu ülke kendi riskiyle mütenasip bir getiriyi sunmadığı sürece bu konularda bir olumlu beklenti içerisinde yerli ya da yabancı fark etmez diyorsun. Fark etmez. Onun için önemli olan sürdürülebilir iş ortamını sağlayabilmemiz ve bütün paydaşların, yani müşterileriniz, yani sermayedarlarınız, kuruluşun kendisi sürdürülebilir mahiyette bir iş modelini sağlayacak şekilde tedbirler almalıyız. Peki.
Adnan Bey, son olarak şunu da soracağım. Gene hem sektörün çok önemli bir oyuncusunuz hem de Borsa İstanbul yatırımcısı için yatırımcıların yakından takip ettiği bir hisse senedi olarak da bu konuyu sormamda fayda var. Özellikle son dönemlerde sizinle ilgili olan bazı açıklamalar da var. Bunlardan bir tanesi ise petrol ofisi konusundaki gelişmelerde İş Bankası'nın adı geçiyor ve bu konuda muhtemelen ki yatırımcılar İş Bankası'nın buradaki görüşü ne onu merak ediyordur. Bir diğeri de gene yakın bir zamanda İş Bankası'nın el konulması noktasına kadar gitsin şeklinde açıklamalar geldi bazı çevrelerden. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Keşke bunlarla sınırlı olsaydı. Faizsiz kredi kullandırdığımız. Evet. Kıyak kredi, ballı kredi gibi şimdi ifadesinden bile rahatsızlık duyduğum birçok şeye maruz kalıyoruz. Bunlar üzücü hadiseler her şeyden önce. Çünkü ben çok samimi ifade edeyim. Biz bu kurumda büyük bir samimiyetle çalışıyoruz. Ve tamamen hizmet anlayışıyla, kısa dönemli soluksuz işler değil. Hep uzun dönemli bir perspektifle, ülkeye hizmet perspektifiyle çalışıyoruz. Bizi iş yormuyor. Bizi böyle hiç hak etmediğimiz işler yoruyor diyemem ama üzdüğü kesin ortaya da. Çünkü hak etmiyoruz. Bu kurumun yanlış herhangi bir işi yoktur. Bu kurumda çalışan insanların, bu kurumu yöneten insanların yanlış herhangi bir işi yoktur. Bu konu ilk defa faizsiz kredi için Can Dündar'a faizsiz kredi kullandırmışız. Efendim ne zaman istersen öde kredisi kullandırmışız. Bunlarla ilgili hakikaten bir kaygınız varsa, samimi bir kaygınız varsa yazmadan önce bir sorun. Bizim kapımız açık herkesin. Otururuz konuşuruz neyse. Ben ilk duyduğum anda, ilk gördüğüm anda kurumumu biliyorum, çalışma şeklimizi biliyorum. Her krediden haberdar değilim ama şu özgüvene sahip olarak söyledim. Böyle bir şey yoktur, olamaz. Nitekim asla ve asla yoktur. Keşke yasalar izin verse, mevzuat izin verse ben size piyasa oranlarıyla kıyaslı olarak hangi faiz oranında nasıl kullandırıldığını anlatabileydim. Aslında bankacılık kanunu bakımından bunlar suç. Müşteri sırrı bunlar. Kimsenin kredisi, mevduatı, varlıkları ile ilgili bilgi veremezsiniz. Ama bu kadar yazılan çizilenden sonra şunu söyleyeyim. Ne Can Dündar'a ne başkasına bu kurumda herhangi bir faizsiz kredi veya bir ifadesiyle söylüyorum tırnak içinde. Kıyak anlamına gelecek iş yoktur ve olamaz. Çalışma anlayışımız bu değil çünkü. Bu çok açık söyleyeyim size. Hak yemektir. Bizim emeklerimiz var. Yazık. İnsanlar bir bakmalı bir şeyler yazarken, çizerken. Ben bir algı yaratayım, bir kurgu yaratayım, lekesi kalsa olur. Böyle anlayışla iş olur mu? Bizim bir sürü paydaşımız var. 185 binin üzerinde hissedar var bu bankanın borsada halka açık, irili ufak. Bunlar bunları izliyorlar. Biz de kurum olarak, açık söyleyeyim, ağırbaşlı bir kurumuz. Ağırbaşlı prensiplerle yönetilen, onu öğrenmiş olan insanlarız. Her topa da girip her günde böyle konularla gündeme, biz işimizle gündeme gelmek isteriz. Ama bakın durum bu işte. Yani İş Bankası, ben çok net hep ifade ederim, adı gibi işinde, gücünde olan bir bankadır. Siyasetle, şurayla, burayla hiçbir ilgisi yoktur. Bizim bir tane kıstasımız var. Bir işin yapılabilir olup olmadığı. O da işin etiği, işin tekniği. Bunu gördüğümüz anda onun gereğini yaparız. Aynı müşterinin yaptığımız işi vardır, yapmadığımız işi vardır. Dolayısıyla Türkiye'de İş Bankası'nın sübjektif herhangi bir kriter, siyasetle, inançla, şunla, bununla hiçbir ilgisi yoktur. Bankacılık fonksiyonunu görür, ülkeye hizmetini yapar 90 yılı aşkın süreden beridir. Böyle de yapmaya devam edeceğiz. Şimdi Poaş'ı, petrol ofisi evet. Meselesini sordunuz. Evet, ileri geri şu bilgiye, bu bilgiye dayanılmayan şekilde yapıyoruz. Biz şahsen de yargılanıyoruz bu konularla ilgili. Ama yargı süreci devam eden bir süreç. Bir kere her şeyden önce bu nedenlerle bu tarz yayınların yapılması yanlış. Yargı süreci devam ediyor. Biz bu işlerde ne yaptığımızı ve ne yapmadığımızı bilmenin müsterihliği içindeyiz. Ama bu sizi hukuken korumaya yetmeyebiliyor. Yani kendinizin bu işte ne yapıp ne yapmadığınızı sonuna kadar biliyor olmanızın müsterihliği sonuna kadar var. Ama bu sizi hukuken korumak anlamına gelmeyebiliyor. Onun için de ayrıca bunu ortaya koyabilmek durumundasınız, koymak durumundasınız. Biz de bunu yapıyoruz, yapacağız zaten. Ben bu bakımdan hukuka güveniyorum. Durumumuzu bildiğim için de hukuka güveniyorum. Öyle de değilse hakka güveniyorum. Ne diyebilirim daha fazla?
Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu cevaplar için diyoruz. Ve İş Bankası kulelerinden Sayın Adnan Bali ile İş Bankası Genel Müdürü ile beraber yapmış olduğumuz röportajın sonuna geldik efendim.